O gecekonduluya güldürdün ya bizi. Daha da bir şey demiyorum Beyza sana. Sen niye böyle davranıyorsun kızım? Meydanı ona boş bırakıyorsun. Of ya. Cihan'ın da eve geleceği tuttu. Gördü bütün olan rezilliği. Ben çocuk aranızı daha da ısıtacak derken iyice koptunuz. Yani deli gibi davranıyorsun. Bak hazır Cihan da sana doğru adım atmış. Elleriyle besliyor. Gidiyor çocuğuna hediyeler alıyor. Niye böyle yapıyorsun da soğutuyorsun kendinden? İçimden gelmiyor Allah. Ne yapayım? İyiymiş gibi rol mü yapayım? Hanımım Cihan Bey sizi çağırıyor. Koş koş. Oğlum acı haberi versin sana. Belki mezarımın başında ağlarsın. Cihan, ne oldu oğlum? Niye çağırttın beni? Anne, geç şöyle. Konuşalım seninle. Hadi. Cihan, söylesene oğlum, korkutma beni. Beyza'nın durumu düşündüğümüzden daha kötü. Doğumdan sonra kendisine mezar taşı yaptırmış. Ne? Muhtemelen kendine zarar vermeyi planlıyor. Allah'ım, ben nasıl anlamadım? Daha yeni konuştuk oysa. Vasiyet verir gibi çocuğuma sen bak, hançerin eline bırakma dedi. Dövmenin zamanı değil. Beyza'yı gözün önünden asla ayırmayacaksın. Ve bildiğini elde etmeyeceksin. Bugünkü gibi de üstüne gitmeyeceksin. Ne yemek isterse yesin, ister uyusun ister uyumasın. Rahat bırakacaksın. Karışma. Oğlum gözümün önünden ayırmayayım ayırmamasına da... Nasıl olacak böyle? Bir doktora falan götürelim. Bak mezar taşı falan diyor. Az buz iş değil bu. Doktora gerek yok. Ona neyin iyi geleceğini ben biliyorum.